Evet canlarım, bugün gezme var. Bugün gezme var. Lahmacun partisi var. Bana bir tane arkadaşım Nilüfer. Nilüfer'in arkadaşı Nursen. Bak bu sefer unutma, Nursen tabii. Nursen'cim tabii, herhalde oydu, emin değilim. Bu kazada başka bir ahgacı, ahgacı, bu gacı neyse. Çok güzel bir şal var, bana getirmişti, vermişti hediye. Onu giydim. Bugün Cansel'e gideceğiz. Şeker de burada. Ondan sonra orada ne yiyeceğiz şeker? Lahmacun yiyeceğiz. Lahmacun yüzü. Ben bir tane yerim yeter. Bir tane. Çok bile bana. Ondan sonra azıcık süsleneyim dedim. Bugün biraz dışarı çıkacağım ya. Çıkacağız ya. Gerçi dışarı çıkmayacağız. Cansel'in evine gideceğiz. Ondan sonra bizim özel şoförü var şekerim. O gelecek. Benim şekerle benim şoförüm. Yavrum gelecek. Senacığım gelecek. O alacak bizi. Şimdi şöyle bir yürüyeyim de şallarımı görün. Bakın. Şimdi diyeceksiniz ki Okşar ne kadar zayıflamışsın. İşte elbiseye göre o kadar değişiyor ki zayıflık. Bakın şimdi. Bak. Şöyle yürüyün. Bak. Evet. Ah. Bakın. Ne kadar zayıf görünüyorum, değil mi? Şal var bu. Ama çok şık bir şal var bu. Ben biliyorsunuz köylü gacısı gibi severim ama bu böyle. Bak fısıl da güzel çıktı. Fısılın yeri. Fısmı iyi gelmiş. Aa şeker, niye fısımı yediyorsun, bana aşk olsun. Evet. Şimdi birazdan gideceğiz. Lahmacunlarım hüpletici. Ay yanında ne içeceksin şeker? Yanında kola içeceğiz. Sen. Evet, Sen ve ben kola. de bugün kola istedim. Aa, şeker eski videolar çıkarırım Hiç bak. kola içmiyorum. Eski videolarda ömrümde kola içmedim diyorsun. Orada Evet, duruyor hala dedim onlar. hocam kola istedim. Aa tamam o zaman. Ben zaten biliyorsunuz ara sıra böyle nadiren kola içiyorum. Böyle süslendim işte. Bakın ne kadar zayıf çıktım, değil mi? Zayıf gözü. İşte siyah da biraz zayıf gösteriyor. Benim şuralarım zaten hiçbir zaman kilo almaz. Bu simit derler ya, buralarım kilo almaz benim. Şuradan biraz çıkar. Onda şöyle durum. Ay bayağı bir fit oldum ya. İyi. Evet. Neyse devam edecek. Dur bakalım. Aa, şimdi gideceğiz Ayça orada. Ayça diyecek ki aman beni çekme. Onun için oramı çekme, buramı çekme diye saklanacak. Bir de Ayça ile uğraşacaksın. İşin yok. Okşan Ayça ile uğraş. Şeker. Selamlar. Lubunya ne diyecek şimdi, beni çekme diyecek Ama bana. boş ver ya. Ne gereği var? Ayça. Bence hiç onu çekme. Ben seni nasıl çekmem Ya onu. layık bile değil. Evet. Layık değil çekilmeye, doğru. Yani evimi temizledikten sonra bana neler yaptı biliyorsunuz. Bir evimi temizledi diye. Neyse fazla uzatmayayım da Boş ver. yine Cansel'in hışmına Cansel'in evi orası. uğramayayım. Orası Cansel'in evi. Yani Cansel'e sorsan ikimizin evi falan der. Yani tabii Cansel'in evi doğal olarak Cansel'in onun evi. evi. Cansel'in evi. Ayça'nın evi olsa Ayça bizi kapıdan sokmaz. Cansel evi canım Ayça orası. kapıdan sokmaz Yani bence. evet Cansel evi Sokmaz. orası. Delikten bakar kim bu diye Evet. hiç sesini bile çıkarmaz. Yani. Televizyonları kapatır oturur. Neyse şimdi şoförü bekliyoruz. Şöyle şoför. Şoförümüz gelecek. Son model lüks arabayla alacak bizi. Ve Beşiktaş'a Cansel'in evine lahmacunları hükletmeye gideceğiz. Lahmacun var bugün menüde. Kaç tane yiyeceğiz Ondan şeker? 3 tane yerim ben. Ben de bir tane, iki tane. Ben 3 tane yerim. Kalktım çünkü bir tane yumurta yedim. Şöyle bir de ekmek yedim. Böyle el kadar bir ekmek yedim. Evet. Ama o zamana kadar acıkırım herhalde. Tabii Yiyeceğiz de canım bakalım. acıkırsın. Yani. Tabii. Salatayı falan arasına koyarız. Ahmet. Yeşillik. Yeşillik Bol falan yeşillik. koyalım Aa, bence. Aa ince güzel kesilmiş olur. soğan. Tabii canım. Marul. Evet. Domates, ama bu mevsimde domates iyi değil. Domates iyiydi ama sebze Olsun. tam Domates olsun. de Domates yakışıyor yedik. şeyle ama Yakışıyor aralarına tabii koyarız. canım. Sonra dürüp dürüp hüpletiriz inşallah. Evet. Dürüm olarak Evet bilemeyiz. hadi bakalım. Bu arada magazin izliyoruz. Şoförümüzü beklerken. Değil mi? Evet. Magazin izliyoruz da bakın. Bir şey diyeceğim bunu. İzlerken aklıma geldi. Hep söyleyeceğim unutuyorum. Bu Seren Serengil'in saçı. Geçen gün dedi ki benim saçım peruk değil. Herkes peruk zannediyor dedi. Ama yavrum senin saçın, ben yıllardır peruk kullanan bir insan olarak senin saçın peruk. Ben yıllardır peruk kullanan, peruğu çok iyi anlarım. Çünkü bak orta yarığı var ya şeker, bak yarık. Tam bak orta kısmına bak. Orada etinin şeyi gözükmüyor. Bir günde o zaman sıfır topla saçını, tam sıfır. Hiç önden bırakma. O zaman ha peruk görüntüsü de veriyor olabilir belki kuaför. Öyle de olabilir ama bak şu ortası, şurası. Bak tam şurası. Elimle göstereyim bak. Kenarlar. Tam şurası bak. Orası bak, gördün mü? Şurada derisi gözükmüyor. Kendi saç derisi gözükmediği için insanlar da peruk diyor yani. Bak anladı hemen, saçını geri yaptı. Bence de peruk. Arto'nun saçı da ekme. Zaten belli, ekilmiş şey gibi. Yapıştırıcı. Yapıştırıcı bali ile yapıştırmışlar. Çim adam gibi. Bir tek Bircan'ın saçı, kendi saçı en iyi saç. Gümbür gümbür vallahi, Bircan'ın saçı gümbür gümbür. Arto zaten ne kadar güzel bak. Maşallah şu güzel. Evet.
Ya çok mutlu Arto. Bu peruk, bu ekme, bu da gerçek saç. Bircan 2 gerçek saç. Bu bir gerçek yani. Evet. Seviyoruz dedikodu programları. Güzel oluyor. Ay şekere bir döndüm. Bir sürü desteğiyle para zannettim. Meğerse şekerin kullandığı ilaçlarmış. Ne ilaçları? Şeker ondan. Ama uyku sorunun geçti artık. Eskisi kadar. Var da eskisi kadar değil. Var ama biraz yine. Biraz var. Ama eskisi kadar değil. Bayağı iyisin. Ama biraz yine var. Aa, yine var yok arası. Evet, hemen sakladın ilaçları markasını görmesinler. Evet. Deli haplarımı diye. Evet. Biraz da bana ver şeker, ben de içim. Tamam, yani biraz ben de akıllanayım annem. İyi geliyor mu? Kız iyi geldi ama. Ama sana tavsiyeler veriyorlar Allah işte. Ya amin amin canım. Bekle bekle, şoför gelmedi. Kaç saat oldu? Evet. Gelmeyecek. Bizi mi kandırdı acaba? Yok canım, kandırmaz. Yani. Kandırsın. Biz lahmacun diye bir ton hazırlandık. Evet. Yani öldüm deseler dışarı çıkmam. Hayır, yok yok anam. Öldüm dese biri dışarı çıkmam. Fark etmez. Evimizde. Ama Habbe'yi yemeği duyunca evimizde Fizan'a yerim. Giderim. Evimizde de yeriz. Fizan'a giderim. Evde yemeyiz. Evde de yeriz. Ama dışarıda hem arabayla alacaklar, hem arabayla evde bırakacak, hem bedava. Değil mi? Aa. Aa ne güzel. Daha güzel. Evet. Bedava evet. Mal, baldan. Tatlı. Ahtır tabii. Tatlıdır. Ha, vallahi hala bekliyoruz, dur bakalım. Kaldık böyle. Kaç saat oldu şeker? 10 dakika falan oldu. 10 dakika mı? 10 dakikada mı bekliyoruz onu? Şey Sena'yı. Yarım saat falan oldu. Ay, inanmıyorum. Saat evet. Kaç şu an? Saat 16.13. 3'ü çeyrek gece çıkacaktı, hesapla. Evet. Evet, 3'ü çeyrek, 4'ü çeyrek. Yani 1 saat olmuş oldu. Tam 4'ü çeyrek. Ay bekle bekle. Evet, ay, iyice de acıkmaya başladı. Aslında bir yandan iyi. Evet. Daha iyi acıkırsak daha çok yeriz. Daha çok lahmacun yeriz. Evet. Daha çok gün aç kalma evet. ihtimalimiz. Daha çok şey olur. Evet, aç kalırsak. Ay buram niye böyle görünüyor? Evet. Gölgelendirme öyle görünüyor. Evet. Az önce delirmiştin, şeker ay nerede kaldı ya, gel bir saattir dedim. Şimdi de diyorsun ay ne olacak, 15 dakika diyorsun. Evet. Az gavur değilsin sen şeker. Bunu hiç yapmayalım. Ne gavursun sen. Ha Sena'yı mı? Evet. Ay Sena'yıma dilemiyorum canım, trafiğe takılmıştır kızcağız. Sanem yani. Sanem değil kız, Sena Sena. Sanem iyidir diyorsun da sen Sena'yı ilk defa göreceksin. Evet Sena. Sena iyidir diye halbuki daha evet, ilk defa görecek halbuki. Evet. Neyse vallahi biz bekliyoruz hala evet. Böyle bekliyoruz. Evet. Beklemede kaldık. Beklemede kaldık evet. Gelir herhalde birazdan gelir, ya. Gelir. İşten atacağım onu şoförü. Maaşına zam yapacağım. İşine de son vereceğim onu. Aynen. Sonunda geldi sevgili Sena'cığım. Yanında da kim var? Bak. Bakın kim var yanında. Allah'ım yarabbim. Sarı kafa Cansel. Her yerde bu Cansel. Bıktım bu Cansel'den ya. Sağdan mı soldan mı? Nereye gidiyorsun sen? Aa biz baştan onları söyledik, biliyor herkes. Ha, biliyor. Beşiktaş'a gidiyoruz, Cansel'in evine gidiyoruz. Orada lahmacun yemeye gidiyoruz. Ölseler gitmeyiz dedik ama ha. Lahmacunu duyunca gidiyoruz. Evet sevgili şoförümüz Sena. Arabaya iyi bakıyor musun? Bakıyorum. Ha, az önce altını vurdun ama. Olsun. İnşallah bir maaşından keseceğim. Maaşına zam, işine son yapacağım anne. Aylı buya var kız. Beni arabanın arkasına bağlayıp sürüklemesin Taksim'e kadar. Ay canım benim. Şeker de yanımda. Şeker. Evet. Kaç, aa, şeker de burada. Kaç lahmacun yiyeceksin anne? Anne bilmiyorum. 10 mu? Kız sen iflas mı? İflas mı ettireceksin gacıyı? Ben istemiyorum. 2 tane. 3 tane. 2 tane yedim. 3 diyordun evde. 2 tane yedim. 1 tane yedim. Kız niye fısından konuşuyorsun? Evet, yarım yarım. Yedim. Okşan sana yarım. Ben bir tane yerim, yeter doyarım evet. Bir taneydi. Canım evet. Bak lahmacunlar burada. Aldın mı? Aha. Şey almış. Ay lavaş ekmek ayolo. Lahmacun şimdi al. Üstüne yoksa onun üstüne kıyma koyup bize lahmacun diye mi yutturacaksın? Neyine yetmiyorsun? Yemezler onu. İşte ay bakalım. Benzemiyor mu? Bakalım. Beşiktaş'ın lahmacun nasılmış bakalım, bir tadalım bakalım. Değişik. Cansel Marmaris'e gitmeden bak. Ya. Buluşmuş olduk. Aslında ben sana geçmiş olsuna geliyorum. Lahmacun derdinde değilim Cansel. Aa sen. Evet. Ay canım benim. Cansel biliyorsunuz ay, şey görüyorsun, Cansel'i kamyon çarptığı için geçmiş bak, olsuna ay, gidiyorum Cansel. Görüyorsun değil mi? Aa kız evet. Lahmacun için mi geliyorum? Öyle dedin ya. O şey canım ağzımdan öyle çıktı. Beynimdeki düşünce ağzıma mı geldi acaba? O anda anlayamadım. Yanımda bir sanatçı var şekerin yanında da onu çekmiyorum.
O çok ünlü bir sanatçı olduğu için beni diyor, Okşan senin boklu kanalında gösteremezsin beni diyor. Ay estağfurullah. Saçmalama. Bak estağfurullah, saçmalama dedi bana. Elini tersiyle çarpacak neredeyse. Ne kadar ay var. Şimdi eve gideceğim, orada Ayça var, kendini çektirmeyecek. Tam da yağmur yağıyor. Aman yağmur başladı İstanbul'da. Neyse biz gidelim de yavaş yavaş, hadi sus kapat çeneni Cansel. Kapat, hadi, kapat. Bak şeker bile kapat diyor. Kapatmıyorum, evet, şeker. Evet. Niye kapatacakmış? Evet. O zaman sana yarım lahmacun. Hadi. Sen orada çekim yağmur. Sena neredeydi anne senin yazlığın? Kuşadası'nda çok güzel yazlığı var Şeker Hanım. Seni havuza atıyor. Git işte, ne güzel. Baksana kollara bak. Seni çağırıyor. Ay çekme kolunu, bir şey yapmıyorum. Direksiyonu çekiyorum anne. Bak. Çekme. Her yer zamir dolu. Ay. Maşallah canım, Allah daha çok versin. Düşman yarattı. Bak şoförlükten bu kadar nasıl kazandı hayret. Bu kadar aldı, şoförlük yaparak aldı. Tabii canım. İş, o bir iş kadını canım benim arkadaşım. Şeker. Yani. Sena'nın yazdığını mı tercih ediyorsun, Cansel'in Marmaris'teki yerini? Ben hiçbirini tercih etmiyorum. Niye? İşte. Aa. Evet. Otel tercih ediyorum. Senin tercihin ne? Evet. Otel. Bence tarla başı. Çağrına giderim, çağırmıyor. Hadi gitme. Ya canım, evet. Sena şey yapar, Sena seni sevmiş. Yani, evet. YouTube'dan tanıdım onu diyor. Çağrısa giderim, niye gitmiyor? Arkadaşım sonuçta. Senin hayranınmış Sena. Ha, giderim. Ay Sena saçların çok güzel olmuş anne, bunu güzel toplamışsın, iyi olmuş. Sana böyle yakışıyor. Ay çok trafiğe tıkandık ya. Burası şey, Nişantaşı. Askeri müze. Askeri müze. Benim evime çok yakın burası. Hadi. Balkona geldim de Cansel biliyorsun sipsi alıktırmıyor. Saygı duyuyorum Cansel'e. Şimdi Cansel benim sevdiğim soğandan doğru. Şurada gördüm. Buraya asmış bak, erişte asmış etmiş Cansel. Bu tarafa böyle normal has kazılar gibidir Cansel biliyorsunuz. Dur şimdi göstereceğim. Şimdi şey yapıyor da o mor soğan, ben çok seviyorum. Cansel'im kramada beni. Çayımız burada mor demleniyor. O. Oh. Bakın o camis gibi canım benim. Bak. Şimdi mor soğan, oh. Biliyor musun? Bak, aa, şöyle bak. Sevdiğim. Oh. Ha, onu ayrı yeriz. Ben de bir tane iki dilim şey istedim. Büyük büyük yiyeyim dedim yani yanında. Gerçi lahmacun yanında da gelir ama bu daha iyi. Okşan. Bu daha güzel. Ben soğan nasıl doğruyorum böyle? Maşallah kız şey gibi. 40 yıllık aşçılar gibi. Zaten bak. Çalışmışsın ya. Çalışmış mı? Lokantada çalışmış. Cansel Ana'nın ev yemekleri. Ay Cansel bakmadan yapma kız. Elini doğrayacaksın. Hiç bakmadan. Ay maş. Telefonum tamam, çalıyor. Sonra ben. Aman boş ver, Cansel'i kim arayacak? Manyaklar arıyor, dur. Bak şeker ne güzel soğan doğruyor. Başka bir şey ne diyeceğim? Cansel ben bari su alabilir miyim ya? Al şunu al. Ben su içeyim. Susadın mı şeker? Evet, çok susadım. Aa, iç su iç. Cansel ben 4 tane yiyeyim. 4 çok mu? Ne? Lahmacun. Yok. Biz kaç kişiyiz? 6 mı? Evet. 6 kişiyiz. Tanesi 10 liraymış herhalde lahmacun. Ama haberlerde ne dedi? Gerçek lahmacun tanesi 15 liradır dedi. Yok, o Karadenizli orası güzel yapıyor. Tamam, orası o zaman 10 orası lira. 30 senelik var. 6 kişiyiz. Ben 4 tane yesem. Sen kaç tane? Ay vallahi ben 2 tane yemek zorundayım. Niye öyle? Abla yani ben yiyemem. Ha, masraf olmasın diye mi? Yani. Aa, o zaman ben de bir tane yiyeyim masraf olmasın diye. Böyle şey mi olur? Şeker iki tane yiyecek o zaman. Ben 3 tane. Şeker 3, ben 4, 7. Cansel 2, 9. Ötekiler de bence 2'şer tane diye düşünüyorum. He? Evet. 10, 11, 12, 13. Yani toplam 15 tane olsa. Ama fazla bir şey değil ayol. 150 lira. Yani. Ay. Yani ama ben yanında kutu kola da isteyeceğim. Aa ne yapayım, onun da parasını ben veririm artık. Aa o kadar da değil ayol. Şeker içecek olarak ne alacaksın anne? Neyiz? Hani evde kutu kola diyordun? Aa, yok yok, kola isterim. Vaz mı geçtin? Kolayı değil. Neden? Ben sevmiyorum. Kola. Kola faydalı ama. Kolayı sevmiyorum. Zararlı mı? Zararlı değil, ben kolayı sevmiyorum. Evde seviyorum dedin. Gel pis pis, gel pis pis, gel pis. Aa yeğenim bana. Han nerede? Aa evet. Kedi ver orada. Ayhan'a benziyor. Son mamasını istiyor. Evet. Mama veriyoruz. Geçen verdim. Doğru annem, doğru. Birazdan lahmacunlarımızı söyleyeceğiz. Çayımız pişiyor. Lahmacun sonrası çayı içip öküz gibi uzanacağız inşallah. Ama nereye uzanacağız? Yer yok. Kaç kişiyiz? Var var. Yani onlar öbür tarafa giderler canım. Ayça da içeride de kendini çektirmiyor biliyorsunuz. Canım arkadaşım. Küründen, midden devam. Sarımsak gördüm. Cansel nereli sarımsağı bu? Kastamonu. Taşköprü. Ay bir tane alayım Cansel kız. Ay yok, dilenci mi oldun ya? Ay dilenci değil, bizim orada yok. Onu istiyorsun. Bunu alayım, bir tane alıyorum. Ne yapayım yani? Alma desen de alacağım. Alma desen alır mıyım yine? Evet, Kastamonu sarımsağı. Bakın saça, sarımsak saça niye faydalı? Bak
bu kafa düşün, bu üstündeki de saç bak. Allah öyle yaratmış. Oradan anlayayım diye tabii canım. Aynen. Evet. Neyse alayım bunu da evde, ben seviyorum çiğ çiğ sarımsak yemeği. Ama aldım, çantama koyuyorum. Bunu evde cacık yapacağım. Taş köprü sarımsak. Bizim orada yok, o yüzden aldım. Bedava diye değil yani, yanlış anlaşılmasın. Neyi bekliyorsun şeker? Sarımsak. Sarımsak mı bekliyorsun? Ha, lahmacun. Ben beklemiyorum hiçbir şey. Ay canım. Şeker modun düştü, moralin mi bozuldu? Hayır, modun düşmedi. Biraz moralin bozuldu. Hayır. İyi misin? Evet, iyiyim. Üşüdün mü? Hayır, üşümedim. Elini altına almış. Bacağının arasına sokmuş. Elimi ne yapayım, okşam. Başka yere sok. Nereye ellerini sokayım? Kazağın içine sok. Nereye sokayım? Nereye sokayım elini? Ha, neyse, biraz da lahmacunlarım. Ay, o kız da çekmeyecek ama buradan belli olmuyor. Aynen. Fısı göründü. Evet. Şurada da biri oturuyor ama çekmeyeceğim. Hayır. Şöyle öbür şoför kızımın belden aşağısını çekiyorum. Yok yok. Bir saç var onda. Sen hani bir arkanı döner misin şöyle lütfen? Saça bakar mısınız? Maşallah. Onu bir açıyor var ya, olay oluyor. Ayça korkma, seni çekmiyorum. Sinirli misin bana Ayça? Doğru söyle. Neden sinirlisin? Burada bunu konuşalım madem. Dur. Evet canlarım, Ayça biliyorsunuz bana çok kırılmıştı. Bir gün geldi, benim belim ağrıyordu. Sağ olsun evimi temizledi. Sağ olsun, Allah razı olsun. Şu an şurada sol tarafta oturuyor. Şey izliyorlar, yemek programı. Siz de ne dediniz? Ayça iyi bittin Okşan dediniz. Ama Ayça çok pişmanmış şu anda. Okşan diye özürler dedi. Daha dile herkes duysun. Dile bakayım. Gülüyor şimdi bak. Ya demek ki ne oldu? Ben haklıymışım oldu. Ne bileyim canım. Ne bileyim abi. Nasıl yani? Bilemiyor musun? Macun söyleyecekler, onun kavgasını yapıyor. Bak. Bu tarafa gel. Sen kaç tane yiyorsun? 2, 4, 20 tane. Toplam 20 hepsi. Sen kaç yiyorsun? Ben hesaplıyorum. 4. 4. Sen? 4. Ben de 4 acılı. 12. 16. 3. 16. 3. 19. 22. 22. O zaman şimdi acılar hesaplayacağız. 6 tane acısız, diğeri acılı. Hayır. Ha sen? Şimdi bak şimdi. Sen acılı. Ha. Okşan acılı 4, 6 yapar. 6. Ben 2 tane acılı. 8. 8. acılı. Hepsi acılı. 12. Ha. 12 acılı. Hı. 8 tane acısız. 8 tane acısız. Tamam. Abo. Toplam kaç oldu? 22 mi oldu? Aman 22 lahmacun. Neyse canım, kadın iflas edecek, boş ver. Ay yanımda para yok, olsa ben de destekliyorum. Para almadım yanıma. Vallahi almadım kız, yok. Destek çıkardım da ne yapayım anlamsız. Kredi kartım yok ki benim. Hiçbir zaman olmadı. 8 tane acısız olacak. Ay dur bakayım nasıl söyleyecek sipariş. Alo. Merhabalar. Adam sipariş diyecek, nedir de bu? Ya pardon, 8 tane acısız lahmacun. Şeyde 12 değil mi? 12. 12. 8, 12, 20, 22, 14. 14 tane de acılı. Maşallah, ordu. ne diyeceğim sana? Dur bakayım, yanına şey de koyuyorsunuz. Hepsini koyuyorsun. Kendileri kafalarına göre koyuyor zaten canım. Sen ne istiyorsun? Kola mı istiyorsun? Kutu kola. Şey alalım, litrelik alalım o zaman. Bir tane. Kutu kola, bana kutu kola, ben veririm parasını. Ha, bir tane kutu kola. Hı. Sen, ben bir şey içmiyorum. Tamam, bu kadar. Hı. Ne kadar yapıyor? Evet, gelelim bu. Pardon? Ha, bir tane kutu kola ne kadar yapıyor? 216. Aa, iyi. Karşının numarası. Karşının kodu. Kredi kartı. 216 fazla değilmiş. Ben çünkü şey yaptım, çay da. Tamam hadi bekliyorum. Sağ ol. Aa iyi, 216. Teşekkür ederim. Fazla değilmiş. 216 iyi iyi, ucuzmuş. Tamam, 100 lira yok şu an. Tamam. Yanımda olsaydı ben de 500 çık olsaydı verirdim sana ama azmış. Tamam iyi. Kartım yok, ömrüm boyunca kartım olmadı benim ya. Neyse, geliyor lahmacunlar. Ay lubuyalar doymuyor ki anacığım bunlar. Ben yine sip salıkmaya geldim buraya da. Tekrardan aradılar. Ben dedim ki, canım dedi, bak o kadar lahmacun var dedim. Hepsini üste koyacaklar. Kimin lahmacunu, öbürleri iki tane söyleyenler belki benimkini yiyecekler. Bu sefer yine aradı. Yine tekrardan ayrı ayrı koy dedi. Şimdi ayrı ayrı koy değil mi Cansel? Evet. Şimdi ayrı ayrı koyduk. Lahmacun, lahmacunları bekliyoruz. Ayrı
Öldük. Ay kıza da bayağı masraf oldu ama ne yaptı? Olsun yani. Kendi istedi. Bunu kendi istedi yani. Lahma bir senedir ısmarlayacak. Bir sene geçti. Şu anda abi kocam Mansur'daki evi boşaltıyor da. Ha. Bir sene sonra yiyoruz lahma. Bir sene önce söyleseydi daha ucuza gelirdi. Şimdi daha pahalandı demek ki lahmacunlar. Zelim derli toplu arkadaşım bakın. Derli toplu yavrum benim. Bakın salataları yapmış. Ay ay turp, vallahi turpu görmemiştim bakın. Turp. Ben dedim ki büyük büyük ayrı ayrı soğan da yap dedim. Bol salata. Cansel Karadenizli ya, böyle salataları güzel yapar bakın. Bunda soslamış bir soğanı, kırmızı toz biber falan koymuş. Ay bir de kıymalı bir yemek de var, onu da yanına koyacağım dedi de. Bir de yer sofrasında yiyeceğiz. Ay bu ne kız? Aa yaprak bu. Şey konserve yaprak. Herhalde yaprak alacak. Bakın Cansel'in tertemiz yavrum, mis gibi. Mutfağı temizdir Cansel. Canım arkadaşım. Şimdi orada oturuyorlar bak. Ta oradalar bak. Şeker ta orada bak, şeyi bekliyor. Habbeleri bekliyor. Lubuyalar habbe sever. Habbe dedim mi? Lubuyalar her yere gider, her yere gelir. Oturdum böyle kapının önüne bak. Böyle. Ay görünmüyorum, dur. Şöyle yapayım. Bakın. Şalvarımla attım kendimi yere. Çantam da şeyimde. Beldiremi çorlamasınlar diye. Çantamı da koluma çaktım. Yani niye çorlasınlar ki, arkadaşlar öyle bir şey yapar mı? Ne kadar zayıf görünüyorum ya. İnsan üstten çekince kendini çok zayıf görünüyor bakın. Böyle oturdum geldim burada, ne olur. Sipsimi alıkıyorum. Attılar beni buraya. Paçavra gibi. Evet, Cansel'imiz sofra, bizi yer sofrasında yiyeceğiz hayatım. Biliyorsun biz otantik severiz. Otantik. Bununla da otantik oluyor şöyle. Onlar orada oturuyorlar. Şöyle sofra bizimiz serildi ama daha lahmacunlar gelmiyor. Ha, iki tane seriyorsun Cansel. Öyle mi? Ha? Evet. Niye beni vurdun az önce beni? Sen rahat durmuyorsun ki. Çok, evet, sofra bizimiz serildi. Şimdi Cansel büyük ihtimal salataları getiriyor. Getir yavrum. Getir ki sağ kısım salatalarımız. Bu da diyor her şeyi çekiyor çekiyor. Ne oluyor sana çekiyorsan Ayça Hanım? Çekeceğim, inat değil mi? Ay dur. Kim aradı beni? Cansel çekme dese çekmem. Yani. Şurada aa, dur. Lahmacunlar geldi. Paralar gitti. Herkes bunalımda. Parayı ödeyen şu an çok. Ay az görünüyor. Bu ne az gidiyor. Hiç 24 lahmacun var gibi durmuyor bu vallahi. Cansel bu eksik gibi bence. Az var gibi ama açınca anlarız. Ha. Şu ne? Ha, orada da bir şeyler var. Neyse. Şimdi Cansel salataları getiriyor. Yanına. Şöyle güzel bir yer sofrasında. Yiyeceğiz ama yeme sahnesini çekemeyeceğim. Çünkü onlar kendilerini çektirmiyor. Bir, iki, üç kişi kendini çektirmiyor. Bir Şeker çektiriyor. Bir Cansel, bir de ben. Ya onlar. Evet soframız. Sevgili Sena'ya teşekkür ediyoruz. Allah bereket versin inşallah parasına. Canım benim. Harika. Yememizi çekmeyeceğim. Aa şeker açtı, şeker açtı. Lahmacunu bir çekeyim. Bir ayır bakayım inşallah lahmacunu ayır. Oh mis gibi vallahi. Evet şimdi yutacağız hepsini. Bize afiyet olsun. Ayça'nın beni ne kadar sevdiğini görün bak. Bakın bardağa bak, kırık tarafına göre ağzım yırtıldı az önce. O kadar insanlar bardak yedi sana, niye kırıldı. Getirmedin bak, gelirkene? Bak, aldım belek, bak belek, şekerin bardağı bak, şekerin bardağı hiç kırık değil. Herkesin gibi tertemiz. Bak benimki al. Bütün bardakları bak. Sattın. Tabii sattım bardakları, zaten işim yok. Bak. Nerede sattım, kafama fırlattın ya o videoda. Yok ya, bardakları o bahçede. Gördün mü onu? Ya, ben nasıl içeceğim şimdi? Kadınlar sana gönderdi. Arkadaşlar dönüyoruz evi, her şey bitti, yemek filan. Yerken çekilemedik çünkü kalabalıktı ya, onu bazıları kendileri çektirmiyorlar. Cansel bana saldırdı. Yani şakayla saldırdı derken öyle esprili birbirimize vurma, bir şeyler, yastık savaşı gibi bir şey oldu. Kalktı yok, bana. Acı diye bir deterjan şey yok mu? Neydi? Çamaşır suyu. Kocaman 2,5 litre çamaşır suyunu kaldırdı, üstüme arz daha fırlatıyordu. Ay fırlatsa yakar. Kapağı hadi patlasa onun ne olacak Sena? Kör olurdu. Allah korusun canım. Yani her şey olabilirdi Allah korusun. Öyle. Şeker de arkada şu an. Şeker. Evet. Ay şeker kız, evet. Aynı şeye benzedin kız. Bir şeye benzedin ama neye benzedin bulamadım. Evet gidiyoruz. Bugünümüz de böyle tamamlandı. Lahmacun da Cansel çok övdün de yanlış anlamadı. Yani Beşiktaş'ın lahmacun olay dedin de
benim oradaki o ucuz tarla başından gelen lahmacun ona 1000 basar. Daha ucuz hatta. Bak bir ton paramız boşa gitti. Ya paramız derken ya Sinan'ın parası ama sonuçta bizim paramız yani. Onun parası benim param. Benim param yine benim param. Neredeyim sevgili arkadaşım? Akcan burada ama burası kimin evi biliyor musunuz? Kimin evi Akcan? Baran'ın. Baran kim? Stylistimiz filmde. Bohçacı. Şıkır giydi. Ha, yani Bohçacı kısaca. Baran'ımızın evine bakar mısınız? Ah ah. Aynı huysuz bizim evine benziyor. Allah rahmet eylesin. İnsan sen de ölmezsin inşallah. Allah kendinden versin. 90 yaşında yaşadı. Baksana bunu bana bir... özel almış bu şarabı. Ben gelene kadar içmiş Akcan. Bunu içireceğiz. Aa, şimdi bana bunu içireceklermiş. Sonra, bak kedisi de var. Bakın ismi ne? Sara. Sara fısı yara. Yavrum. Evet şaraplarım doluyor. Bu dolma mı aşkım? Evet. Minik minik biber dolması yapmış kendi elleriyle bakın bakın. Sana bakın. Kısır. Şöyle mezeler bana kısır ben kısır sevdiğimi biliyorlar ya. Şöyle mezelerimiz harika bakın. Zeytinyağı. Çerezlerimiz, cevizlerimiz maşallah zeytinyağlılar, margarinler, küründür. Akcan'ı tanıdınız mı? Kim o? Benim rol arkadaşım Kağıttan Hayatlar'dan. Sevgili Baran da bizi giydiren o gördüğünüz kostümü. Ben hiç beğenmemiştim onu ama filmde görünce gerçekten çok güzel olduğunu anladım. Sen onu hep kıskandın. Baran kimleri giydirmedi ki yavrum benim? Bütün ünlülerin ben stylingini yapıyor. Bu biraz şey zaten kötü kalpli ya okşan. Ben değil mi? Ben pempe. E hadi bakalım. Biraz da beni görün özlemişsinizdir beni değil mi? Bakın. Dün elma suyu but alıkmıştım ama bugün de soluğu burada aldım valla. Arkadaşlarım çağırdılar sağ olsunlar. Çok önceden sözleşmiştik. Önceden gelmek istemedim. Halim yoktu. Sonra bir randevum vardı. Onu iptal ettim. Akcan ay baktım bir de sofrayı mofrayı gönderdi. Beni iştahlandırdılar. Akcan çok ısrar etti. Akcan çok ısı kırmızı halı serdi yolunca. Gerçekten evi çok beğendim. Çok. Çok. İnanılmaz güzel bir ev. Bakın. Huysuz Virgin'in hayaleti yaşıyor bu evde. Tövbe ya Rabbim bismillah. Ama kalorifer olmamış. Buraya bir şömine giderdi yani. Yani. Bu kadar mı yapabildik? Ay ne kadar bir şey değil mi? Sakin, sessiz. İçince değişmesin bu. İçince, içince sapıtmasın ayol. Aa. Evet benim güzel arkadaşlarımla bir sohbeti devam ediyoruz. Siz de oturun orada izlemede kalın. Birkaç kişiye söylüyorum hadi bakalım. Zavallı kıskançlar sizi hadi. Şimdi Baran şöyle bir şey, şöyle bir iddiada bulundu kendisi. Lady School dediği yani okul elbisesi mi oluyor? Okul elbisesi. Ha. Baran'ın okul elbisesi. Bu kimin okul elbisesi? Baran'ın kızının okul elbisesi. Kızı da burada. Aman işte kızın. Nerede kız? Şey Baran. Sara. Oradan bir tekmik at gelsin. Tekmik atamayız. Tekmik değil yani dokun anlamında. Heh, bak çok hayvan sever bu. Akcan ne sever hayvanları. Küründen. Önce kokluyor bunu diyorsun. Evet. Beğendikten sonra giydirebiliyorum. Kendi mi giyiyor? Bence kendi giyiyordur. Bu kedi her şeyi bekliyor. Ay benim bile şöyle bir elbisem olmadı ya. Dur bakalım önce koklaması gerekiyormuş. Baran sen öyle inanıyorsun öyle bir şey yok bence. Çocuğu zorlayarak giydiremez. Aşkım kedi köpekler evet okey köpekler bazı şeyleri bayağı bir abartı yapar da kedilerde o duygu yok. Yani zorlayarak giydiremezsin kaçar. Sen tut biz şey yaparız giydiririz. Hadi giysin de bari izleyici. Abel çok tatlı yakışır ona ya valla. Ne güzel olur. Sara. Sara gel. Sara buraya Sara gel. Sara değil Sara. Gel canım gel. Ama Sara kendini çok sevgi dolu bir kedi arkadaşlar. İnanılmaz kendini sevdirmeyi çok seviyor. Hah, Akcan şimdi giydirir ona. Giydir bakalım Akcan. Önce şey koklaması gerekiyor. Ay geldi bu sefer benim bacağıma bak. Ay yok 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 yeme habbelerimi. Yemez Sara. Evet Sara benim habbeleri gözü dikti. Habbelerini yine çekeyim de. Oh mis gibi bakar mısınız? Kısırlar. Burada. Süper mezelerimiz ve şahane şaraplarımız. Yok bu Sara'nın giyeceği yok. Şu çekmeceyi görüyor musunuz? O çekmece komple Sara'nın kıyafetleri. Bakar mısınız? Hepsi böyle bu tarz mı? Hepsi bu tarz. Tight var mı tight? Jartier var. Vardır eminim inanırım yani. Evet Sara'nın kıyafeti. Ben ona giydiririm. Gel annem. Gel ablana. Gel ablanın kıllı kollarına. Gel yavrum. Heh. Evet. Heh. Evet. Aa. Ya Baran bu kedi nasıl geldi sana bebeğim?
Anlatır mısın? Ben biliyorum da ya bir insan. Sokağa gelmişti falan. Şu camda besliyormuş, şu gördüğünüz camda. Orada besliyordum. Sonra flörtleşme zamanı başladı. Hava soğukken eve aldım. Geldi zaten. 2 yıldır bende. Çok bu tatlı ya. Bu kış kar yağınca da 2 tane arkadaşını getirdi. Ben de bu odayı onlara tavsiye ettim. Bakın bu odayı onlara tavsiye ettim diyor. Kendi kankalarını da getirmiş. Bir gün Baran dışarıdaymış. Bir gelmiş ki bu kebe eve dışarıdaki bütün kankalarını toplamış. Evde alem yapıyor. Ama Baran da bir şey yok. Resmen Baran insan gibi davranıyor canım benim. Ya çok hayvan sever. Resmen ev arkadaşısın ev yani. İşte o paça neyse koyalım artık çekmeceye onu boşver. Yeter. Bunu sen mi diktin Baran yoksa? Yok onu satın aldım onu. Dikebilir misin istesen? Dikersin. Tabii canım bayağı dikilir ya bir şey. Baran çok büyük bir kostüm stylist. Tasarım. Ben tasarımcılık yapıyorum. Tasarım. Yani halk diliyle bohçacı. Bohçacı geldi hanım. Neyse biz sohbetimize devam edelim. Biz çok güzel kaliteli şeyler konuşuyoruz. Güzel projelerimiz var, onları konuşuyoruz. Yani niye güldün? Projemiz yok mu? Aşk olsun. Ama söyleme işte. Söylemem, yok. Evet, Baran da duymasın. Baran hadi mutfağa. Yürü. Yürü habbe getir. Evet, Baran Usta'dan. Kostümcü Baran Usta ne yapmış? Baklava, aynı baklava şey. Kabak tatlısı. Kabak tatlısı. Aslında peki kabak tatlısı pek yemem aslında ben ama. Tahinli, şimdi bir tadacağım onu. Tahinli, cevizli de kız. Para kabak tatlımız tahinli ve cevizli. Şimdi alıyorum ondan. Şöyle bir, zaten yumuşacıkmış. Şöyle keseyim gacı gibi. Bakın. Şöyle. Bakalım puan vereyim. Pek aram yoktur kabak tatlısı aslında. Çok iyi. Vallahi çok iyi. Yemin ederim çok güzel. Oh. Cevizi çok güzel olmuş. Tadı. Tahini çok güzel. Ben hiç sevmem. Sen yapmadın. Yok onu ben aldım. Sen yapmadın. Yok. Yaptım deseydin bari. Diğer yani, emesini ben yaptım onu ben yapmadım. Hiç sevmedim. Hiç güzel olmamış. Vallahi çok iyi. Gerçekten çok iyi. Hemen bitti ayol. Bu ne böyle? Ekmek yok mu? Yok peşin abi. Akmek. Bunlar beni bir daha hayatta çağırmazlar değil mi dostlar? Ne var ne yok sildim süpürdüm sofrada. Zirvede bırakırlar beni. Bitti. Vallahi çok güzel olmuş gerçekten. Canım eline kesene bereket diyeyim bari. Afiyet olsun. Evet. Bütün her şeyimizi yaptık. Görevlerimizi, bütün elma sularımızı, yüzyıllık şaraplarımızı içtik ve Akcan şu an kabak tatlısı yiyor. Mis gibi değil mi? Ben de yedim. Bakın ben bitirdim. Çok güzelmiş. Sevgili Barancım da kendisi de kabak. Ay ne tatlı. Yerim ben seni yani. Vallahi nasıl masum, nasıl şey, değil mi? Nasıl kibar. Ben böyle bir insan ömrümde tanımadım canım benim. Çok misafir. Vur kafasını al lokmasını. Canım benim. Ne tatlı. Yerim ben seni. Öpüyoruz. Biz kalkıyoruz birazdan. Bay bay. Baran ve Akcan. Pardon tam tersi. Bu Akcan o ama kimse kim boşver. Hadi tamam. Baran o kadar tatlı ki ben elma suyu diyorum ya videolarda. Bakın bana kuru biberler şeyler her şeyler diyor. Bana sana Akcan elma suyu aldım dedi. Geldi öyle dedin. Evet elma suyu. Elma suyu ben elma suyu derken. Videolarında bu, gerçekten gerçek elma suyu gitmiş almış bana. Ben elma suyu şeye diyorum. Ben bilmiyorum hep elma suyu seviyorsun. Yani biraya elma suyu evet. Diyorum. Yazık beni gerçekten elma suyu diye. Haykırıyorum zannetmiş. Gerçekten elma suyu almış. Olsun onu da içerim hayatım. Sağ ol. Teşekkür ederim. Şifa olsun. Canım benim bana kuru biberler neler veriyor. Sağ olsun var olsun. Bir tanem. Evet. En büyük hayranlık duyduğunuz Tuncay Bey'in kasabındayız. Kendisi yok. Hiç kimse yok. Ben buradayım. Bakın hiç kimse yok. Bomboş. Bana o kadar güveniyorlar ki dükkanı bana bırakıp gittiler. Bak. Kasa nerede acaba? Merhaba. İşte Tuncay Bey burada. Tuncay'cığım. Evet, Tuncay bana şimdi bir kuşbaşı et doğuracak. Evet. Bakalım et nasıl doğranıyormuş Tuncay Bey'den. Çok bir güzel bir kuşbaşı doğrayacağız şimdi. Evet. Yumuşak şuradan sokumdan. Çekeyim. Bak yumuşak sokumdan diyor. Evet. Sokum şöyle doğrayacağız. Çok yumuşak. Evet. Ağzında dağılacak yediği zaman. Ay hadi inşallah. Bakın. Vay be. Helal olsun Tuncay. Evet şimdi bunu kuşbaşı doğrayacak.
Aynen. Tuncay. Ay bu şey. Heh. Bu kuşbaşı etin böyle yumuşacık olması için nasıl yapmak lazım? Helva gibi böyle, lokum gibi diyorlar ya. Sevgini katacağım. Sevgini ama sevgimi katıyorum yine sert oluyor. Önce yumuşatacaksın. Ondan sonra sevgini katacaksın buna. Mühürleyeceksin. Evet. Hadi bakalım. Tuncay seni çok sevdiler ya. Evet. Tuncay'ı ben arada görmeye geliyorlar. Kaç kişi geldi? Bayağı gelen olmuş dükkana. Bayağı balık işini. Tuncay Bilsin'i Okşan'ın şeyinde gördük diyorlar, vlogunda, videosunda diyorlar. Bekliyoruz hayranlarımızı. Hiç gelmiyorlar ya. Gelenler oldu canım. Olmaz olur mu? Şarjım da ona inmiş. Evet, Tuncay'ın eli hızlıdır. Madiden. Evet. Küründen. Evet, şimdi Tuncay kuşbaşı doğruya bakalım. Oralarını almasan ne olur? Sert olur. Ha, orası derisi mi oluyor? Evet. Zar dediğimiz yer. Gerçekten çok güzel et. Doğru, evet evet, belli olur zaten. Biz etimiz... bunu normalde bazı lokantacılar bunu normalde şey yaparlar. Salçalı müştek yaparlar. Sokumdur bu. Ben ete salça pek yakıştırmıyorum ya. Haşlamalarda, şeylerde belki olabilir, kemikli ette de. Yok, ben bazı lokantalarda bunu salçalı müştek yaparlar. İşte doğruyor etlerimizi. Bunları ben kavuracağım. Ben eti şey severim. Sade. Hiçbir şey koymam içine. Kendi yağıyla pişecek. Ha, yani, et severim. Kendi yağıyla pişecek. Kısık ateşte. Zaten bana biraz koşan kuyruk yağı da kesiyor ekstradan. Kavram yağı kesiyor. Şu garlık. Olmaz ona. Dananın kendi kavram yağı. Işte, kavram yağı. Evet, kavram yağı. Kuyruk koymaya gerek yok. Bunu kendi yağıyla, evet, pişecek. Hiç o ayçiçek yağı falan koymayacaksın. Yok. Kendi şeyini. Önce kendi kuyruk yağını kavuracaksın. Onun yağı çıkacak. Bunu komple beraber at. Kuyruk yağına gerek yok. Kızgın yani, tavaya, şey, yağsız tavaya, kızgın tavaya. Yağsız olsun, kısık ateşli kapatacaksın. Suyu çıksın. Kendi pişecek. Tıkır tıkır tıkır. Ağzını tıkır 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 kapatacaksın. Kendi Tuncay pişecek. Soruyorlar, Tuncay Bey evli mi diyorlar, bekar mı diyorlar. Evli misin Tuncay? Bekarım. Bekar ve 40 yaşında. Aynen öyle. Hani 45'ten geçer miyim? Video çektikçe gençleşmeye başladı. Ya değil mi? Ha. Ufak söylüyorsun yaşın. Ha, kavram yağı dedi ya, bu yağ. Evet, o yağımızı da koydu. Yani evet, sonuç kendi böyle. Teşekkür ederim Tuncay'dım. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Ben de gidiyorum. Bunlar da elemanlar. Bizim esnafımızla uğrayın arada. Elemanlarım, Ayhan'a benzeyen bir kedi gördüm sanki. Meğerse Ayhan değil. Ah, camım da tertemiz. Bakın yağmur yağıyor, ondan kirlendi. Ay aç bak. Ayhan değil mi, Burhan? Ay, tavuk almıştım biraz. Bunlara verdim çünkü, neden biliyor musunuz? Birdenbire tiksindim ya. Niye tiksindim bilmiyorum. Ay kaçma, gel gel. Gel Burhan. Gel abim, korkma. Gel darling, my darling. Hah, al al çorla, hırsız seni. Kaç çorla, kaç. Ha, burada var, daha başkaları da yer. Niye tiksindim onu söyleyeyim. Şey oldu ya. Üstünde tüyleri gördüm ya, bir yiyesim gelmedi böyle. Pişirdikten sonra bir de öyle oldum. Tüylerini de temizlemiştim. Kanat. Üstünde böyle beyaz beyaz tavuğun tüyleri var ya. Ay, tavuk aklıma geldi birdenbire. Birden midem bulandı. Hani tavuğu acıdığımdan değil. Hayvansever olduğumdan değil yani. Midem bulandı, ne bileyim ben. İstanbul'da yağmur içinde bakın. Oh, her yer yağmur maşallah. Yağsın yağsın. Şu karlık. Kara bulutları kaldır aradan, vay aman, 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 aman. Canlarım, bugün ne günlerden? Bugün 21.08 Pazar. Bugün Pazar ve... Ay dur, şurada bir şey var, onu kapatayım da. Ay şeyi kapattım, kombiyi kapattım. Çok ses yapıyor, zangır 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 zangır. Olmuyor yavrum. Yağmur yağıyor, seller akıyor. İstanbul'da yağmur yağıyor bugün. Yağsın. İlkbahar. İlkbaharda mıyız? İşte bir mevsimdeyiz vallahi. Mevsimleri de şaşırdık. İstanbul'un mevsimleri zaten artık Türkiye'nin mevsimi. Yazın kış gibi, kışın yaz gibi, tuhaf. Şimdi neler yaptık? Cansel'e gittik Göya. Yani Göya değil, gittik yani. İşte orada sağ olsun bir arkadaşımız lahmacun ısmarlayacaktı. Ismarladı. Ama hafif böyle çekmedi ve bazı yeri, çoğu yeri çekemedim çünkü bir şey oldu, ufak bir şeyler oldu böyle yani.
kayda değer bir şey değil ama çekemedim. Zaten kendilerini çektirmek istemiyorlar biliyorsunuz. Ben biliyorsunuz yemek yerken, içerken, pışaralı akırken ben her yerde kendimi çekiliyor ama bazıları kendini çekilmek istemiyor. Yemeği, ben isterdim ki o yer sofrasında şöyle kamerayı koyayım. Yemek bitene kadar sohbet eşliğinde lahmacunlarımızı yerken çekelim edelim de yok. Ben kendim yerken bile çekilemedim düşün yani. Lahmacun da güzel değildi yani. Yok hiç beğenmedim. Benim burada bir lahmacuncu var. Ona laf ediyordum. Meğerse beterin beteri varmış. O daha beter çıktı da hiç güzel değildi lahmacun. Benim burada yakın olan yerde yediğim zaman ağzımda donuyordu. Kuyruk ya bir şey koyuyorlar herhalde. Hani ağzın içinde donar ya. O yağdan dolayı ben ona gıcık oldum ama lezzetliydi bak şimdi. Lezzetliydi Allah var yani. Ben dedim Can senin orası Beşiktaş kalitedir hani. Beşiktaş K ya kalite ya. Ondan dolayı şeydir diye düşündüm. Hani daha lezzetli diye düşündüm ama hiç lezzetli değildi. Normal hamuru kalındı. Lahmacun dediğin hamuru ince oldu. Vallahi bir gün bak lahmacun yapsam mı? Ama evdeki fırınlarda lahmacun hiç güzel olmaz. Bir kere denedim çok eskiden de taş gibi olmuştu, kurumuştu ama o zaman o kadar şey becerikli değildim. Şimdi iyi yapıyorum şu şeyi. Bayağı elim alıştı yani hamur işinde. Hiç sıkıntı yok. Bir de nereye gittim? Neyse lahmacunu boş ver. Bir de o şeylerin evine gittim. Şarapçıların. Ama şarapçı değil de ayıp olur çocuklara şimdi aşılatır bana. Modacı ve oyuncu arkadaşım. Akcan ve ötekinin adı neydi? Kıvırcık saçlının. Ay unuttum. Baran. Akcan, Baran, Okşan. Bakın nasıl. Hepimizin sonu da anla bitiyor. Üçümüz buluştuk ettik eğlendik bilmem ne. Orada da biraz video şu. Siz onları bunun öncesinde izlemiş oluyorsunuz tabii ki. Bugün pazar akşama bu videoyu yayınlarım ben. Carpe diem. Carpe diem. Yani anı yaşa. Mutlu ol. O an mutlu ol demek yani. Bu da bu söz de Latin edebiyatının ünlü ozanı. Horatius muydu? Horatius mu ne öyle bir şeydi. Ona aittir efendim. Beni boş bir insan zannetmeyin yani. Çok zekiyimdir. 2 kere 2 de 85. Bu konuda taviz veremeyeceğim yani. Ha bir de bir olay anlatacağım size. Bunu bu şeyi anlatayım size de. Ay bu ne yapıyor? Bir şey güncelliyor. Şimdi ben bir filmde oynadım biliyorsunuz. Çağatay Ulusoy'la karşılıklı iki sahnem karşılıklı diyaloglu. Bir de eğlence sahnesi var. Orada diyalog yok zaten. Herkes eğleniyor bilmem ne. Sağ olun. Tebrik etmişsiniz. Hiç tanımadığım insanlar. Burada yorum yapıyorlar bana YouTube'da. Bana filmin adı Kağıttan Hayatlar. Aslında o filmin adı Mücadele Çıkmazı'ydı. Sonra ismini değiştirmişler. Şimdi şu an Netflix'te. 2-3 sahnem var filmde. Diyaloglu. Güzel. Kısa kısa. Olsun. Kendimi gösterdim. İnşallah daha uzun metrajlı. Daha kendimi gösterebileceğim. Hani ben orada kendimi tam gösterdiğime inanmıyorum yani. Mesela iyi ise iyi, kötü ise kötü densin yani. Mesela bir ciddi bir filmde oynayayım. Eğer iyiysem iyi olsun. Kötüysem de eyvah. Kötüyse öper başıma koyarım. Naşlar giderim. Demek ki bu boku beceremiyormuşum derim en azından. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Beni hiç tebrik etmedi yani. Yakın arkadaşlarım hiç konuyu bile açmadılar. Hepsi de çok iyi biliyorlar böyle bir şey olduğunu. Ben de şey yapmadım yani. Böyle durumlarda en yakınların nedense... Hani mesela eleştir ya da kız ya, Okşan bak yapmışsın ama daha iyisini de yapabilirdin. Ay kız pek olmamış yanlış anlama Okşan da diyebilirsin ama hiçbir şey. İyi ya da kötü hiçbir şey demediler. Sizin gördüğünüz en yakın arkadaşlarım. Bunu da söylüyorum ya kimse kusura bakmasın. Evet dur şimdi. Geliyor bombalar dur. Ay böyle konuşuyorum ya yemin ederim yalnızım böyle. Bu kamerada böyle dedikodu yapıyorum. Bu izleyen bana yorum yapıyorsunuz ya oradan. Sanki gerçekten karşımda onlarla konuşuyormuş gibi mutlu oluyorum. Ay, tek başına dedikodu yapmak o kadar zevkli ki. Ay, birisiyle yapınca o kadar hoşuma gitmiyor yemin ediyorum ya. Böyle en azından böyle daha iyi. Birisi insanlar binlerce insanlarla yapıyorum daha iyi. Neyse ne diyordum. Dur biraz daha benzin alayım. Olmadı. Benzinsiz araba çalışmaz biliyorsunuz. Beni tebrik etmediler. Mesela hani şöyle bir laf var. İyi günün dostu zor günde haney diye şarkısı da var. Yani iyi gün dostu zor günde nerede diyor yani. Aslında ben ona katılmıyorum. Ben daha önce söylemiştim böyle bir şey biliyor musunuz?
aslında iyi günde yanında, sadece iyi günde yanındaysa olmaz. Kötü günde de yanındaysa sadece olmaz. Her ikisinde de yanında olacaksın. İyi günde de kötü günde de. Evlenirken ne diyorlar? İyi günde de kötü günde diyor. Bunu kahrını çekecek misin diyor. Karı kocalar birbirine. Ay ne kadar korkunç bir şey. Tövbe yarabbim. Neyse. Evlenin boşver. İyi günde kötü günde. Yani her anlamda yanında olması lazım. Bir arkadaşım, bir dostum. Ben ne dedim? Benim dostum yok dedim. Arkadaşım dolu. Yani dost kavramı çok farklı bir şey benim gözümde yani. Dost demek çok ayrı bir şey yani. Kardeşten, aileden, her şeyden ötedir bence dost. Dost kelimesi öyle kolay bir kelime değil yani, kimse kusura bakmasın. Bu arada trikalarım da şurada çıkmadı. Benim hiçbir zaman yanaklarımda trika çıkmadı. Yanağımda şuralarda birkaç tane şey. Yani kendim bildim bile, hiç aldırmadım yani. Mesela buralarımda hiç olmadı, kendiliğinden yok yani. Neyse, konudan konuya atlamam şu an. Evet, böyle bir şeyler oldu. Ha bir de bu filmi bir tane bizim arkadaşlardan bir tanesi orada burada yayınlarda diyormuş ki... Okşan'dan önce bana geldi o rol, teklif rolü. Yani teklif rolü ne ya? O rol Okşan'dan önce bana teklif edildi. Ben kabul etmedim gibi bir şeyler söylüyormuş. Ebe kardeşim, ebe illa söylettireceksiniz yani. Evet, şöyle bir şey var bakın. 10 küsür kişi Ankara, İzmir, İstanbul ve bu başka şehirlerde yaşayan translar. Bunlara da teklif gitti. Doğru. Ama nasıl? Hepsi de kabul ettiler. Böyle bir şey kim kabul etmez? Türkiye'nin en büyük jönlerinden biri Çağatay Ulusoy'la karşılıklı oynamayı herkes kabul eder. Bu bir şeydir. PR'dır yani. Reklamın olur bilmem ne. Ben de tabii ki seve seve kabul ettim. Hatta ben ilk bilmiyordum onun olduğunu. Sonradan öğrendim. Ne yaptılar biliyor musun? Önce ajanstan geliyorlar eve. Bu gördüğünüz şu ara hol var ya, benim mutfak tarafı. Orada bir sahne çektiler. Can Ulukay, şeker gibi bir adam, yönetmen. Çok tatlı bir insan Can Ulukay. Benim kısa bir videomu çektiler. Şunu yap dediler. Onların dedikleri videoyu yaptım. 10 saniye yok bile yani. Beni çektiler. Can Hoca'ya gönderdiler. O başka transları da evlerine gidip çektiler. Hep deneme yani. Yönetmen hangi kişiyi beğenirse onu oynatıyor yani kısaca. 10-15 kişi arasından da yönetmen beni seçmiş. Talih bana güldü diyeyim yani. Hani aman diyeceksiniz, aman sanki ne oynadım 5-10 saniye bir şey, talihi ne, yok. Türkiye'nin 3-4 en büyük 3-4 cümleden biri Burak Özçivit, Kıvanç, Çağatay. Aklınıza düşündüğünüz zaman kim geliyor? Onlar gelmiyor. Onlar geliyor yani. Yeni jenerasyon. Kenan İmirzalıoğlu falan biraz daha eskiye kaldı çünkü onlar. Neyse. Yani kısaca böyle. Orada burada diyormuşsunuz. Okşan'dan önce yok bana geldi. Keşke sana geldi. Sen de video çekip göndermiştin. Onun da haberim var. Ama kabul edilmemiş maalesef ki. Sen edilseydin eyvallah, tebrikler kardeşim derim yani. Ay Okşan, Okşan'ı tebrik etsene, ne var? Aferin, kız güzel oynamış ya da kötü oynamış. Bir şey de yani. Öyle yani. Yani. Ben seviyorum bu işi. Yeteneğim olduğunu da düşünüyorum. Bir de zevk alıyorum yani. Ben ünlü olayım da bir sürü param olsun da bilmem ne, şu yerin dibindeki bodrum kattan kurtulayım diye değil yani. Anladınız mı? Zaten ben çok para kazanmayla derdim olsaydı ben çok çok farklı şeyler yapardım zaten, ama ömrüm boyunca hiçbir zaman öyle şeyler yapmadım. Yani bu kadar mıydı dedikodularım, anlatacaklarım bu kadar mıydı? Bu kadardı. Bakarım. Var mı daha? Bir duraklatayım. Belki aklıma gelir bir şey. Vallahi şöyle bir şey var. Anlatsam mı anlatmasam mı kararsız kaldım ama dolaylı yollardan anlatacağım. Hani anılar Okşan, anıları anlat diyorsunuz ya. Bu da bir nevi anı gibi. Bundan bayağı bir önce yani. Çok bayağı bir eski. 17 sene önce belki de. Bilmiyorum. Neyse. Benim durumum biliyorsunuz. Bu durumum. Yani ailemle ayrıldım, bayağı bir sorunlar yaşandı, hiçbir zaman birbirimize böyle şeyleri anlatmadık, konuşmadık, telefonla görüşüyorum annemle falan, onu söyleyeyim size. Babam zaten rahmetli oldu. Şöyle bir şey, daha babam ölmeden önce bir tane bir uzaktan akrabamız vardı bizim, kadın. Annemle babam onu ziyarete gidiyor, onların evine gidiyor. Annem babam yaşlı insanlar. Ziyarete gidiyorlar. Ondan sonra o kadın da benim
bu halimi duymuş bir yerden artık. Nasıl duyduysa, nasıl çevresi varsa anlayın. Yani başka bir şeyler söylerdim de onunla alakalı. Hadi boş ver yine, neyse. Anne yazık, o yaşlı insanlara, annemle babama benim bu halimden bahsediyor. Ben de o zaman gece kulüplerinde çalışıyordum. Oryantallik yapıyordum. Bu halimi duyuyor ve bunlara bunu söylüyor. Yaşlı insanlara, iki tane yaşlı insana benden bahsediyor. Bu böyle böyle olmuş diye. Onları orada üzüyor, ağlatıyor. Daha sonra ben bunu duydum. 10 gün sonra filan duydum bu anlattıktan sonra. Daha sonra bir 20 gün geçti. Bir duydum ki o kadın merdivenlerden yuvarlanmış, kafası patlamış, ölmüş. Ben ne diyeyim şimdi buna? Ha yani ilahi adalet mi diyeyim, öldü diye sevineyim mi, üzüleyim mi? Yani dondum kaldım yani. Hem beni üzdün, hem yaşlı annem babamı üzdün ve sen böyle oldun. Yani hani nasıl ilahi adalet herhalde demek lazım. Yine de ölmeseydi tabii ki de, kimse ölmesin yani, ama böyle bir şey yaşadım. Şok üstüne şok yaşadım yani. Onun bana bunu yaptıktan sonra, çünkü hem beni de üzmüş oldu, onları da üzmüş oldu. Ne gerek var yani, yaşlı insanları üzüyorsun orada, sana oturmayana gelmişler. Otur muhabbetini et, gönder bak ne oldu. Merdivenlerden tepe taklak yuvarlandın, kafan gözün patladı, öldün gittin, paramparça oldun. Üzüldüm ama yazık. Neyse boşver. Neyse canlarım, öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ay bunu anlatmasam mıydım acaba? Bilmiyorum, belki neyse anlattım artık. Bilmiyorum, naşlatır mıyım videoyu birleştirirken, bilemeyeceğim. Öpüyorum canlarım hepinizi, kendinize çok çok iyi bakın. Yorum yapan eliniz dert görmesin diyeyim. Ne diyeyim yani? Başka da bir şey demiyorum yani. Canlarım hadi görüşürüz. Görüşmek üzere.